Bir kasabanın nüfusu yılda E üzeri 1,2 T eksi 2 T kişi olarak büyümekteymiş. T yıl sayısını veriyormuş. T eşittir 2'de kasabada 1500 kişi yaşamaktaymış. Bizden önce T eşittir 2 ile T eşittir 5 arasında nüfusun yaklaşık olarak kaç kişi arttığını sonra da kasabanın T eşittir 5'teki nüfusunun kaç kişi olduğunu bulmamızı istemişler. Birinci sorunun cevabını bulduktan sonra ikinci soruya cevap vermenin oldukça kolay olduğunu siz de fark etmiş olmalısınız. Yani nüfusun t eşittir 2 ile t eşittir 5 arasında ne kadar arttığını bulursak bunu t eşittir 2'deki nüfusa eklediğimizde t eşittir 5'teki nüfusu bulmuş olacağız zaten. Haydi bakalım her zaman olduğu gibi videoyu hemen durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Sorunun can alıcı noktası bu ifadenin nüfusun büyüme hızı olduğunu fark etmek. Bundan önceki videolardan da hatırlayacaksınız. Küçük bir tekrar yapmak adına hemen bir oran eğrisi çizeyim. Bu t yani zaman ekseni. Bu grafik bize oranın zamana göre değişimini gösteriyor. Öyle değil mi? Buna benzeyen bir eğri söz konusu olduğunda mesela buradaki oran bize nüfusun kaç kişi olduğunu değil nüfusun değişim hızı ya da oranını verir ve yine daha önceki videolardan hatırlayacaksınız eğer değişim hızı verilen bir şeyin değişimini bulmak istiyorsak mesela bu örnekte nüfusun değişimini arıyoruz belirlediğimiz zamanlar arasında eğrinin altında kalan alanın ne olduğunu bulmak yeterli. Bunun neden mantıklı olduğuna da kısaca değineyim. Burada zamanda çok küçük bir değişim olduğunu ve değişim hızının bu küçük zaman aralığında sabit kaldığını varsayalım. Bu durumda nüfustaki değişim yani buradaki alan değişim hızı ya da oran çarpı zamana yani bu dikdörtgenin alanına eşit olur öyle değil mi? Evet, bu bahsettiğimiz çok küçük zaman değişiminde eğrinin altında kalan alandır. O halde bu soruyu çözmek için de t eşittir 2 ile t eşittir 5 aralığında eğrinin altında kalan alanı bulmamız gerekiyor. Ve kalkülüste bunu nasıl ifade edeceğimizi bugüne kadar defalarca gördük. Bu ifadenin yani e üzeri 1,2t eksi 2t, -2t dt'nin t eşittir 2'den t eşittir 5'e 5, e 5 belirli integrali. Bunun neye eşit olduğunu bulduğumuzda birinci soruyu cevaplamış olacağız. E üzeri 1,2 t'nin ters türevi nedir? Şuraya geçiyorum. Evet, e üzeri bunu 6 bölü 5 t olarak yazalım. Bu belirsiz bir integraldir ve şimdi bunun ters türevini bulmaya çalışıyoruz. Eğer burada da 6 bölü 5 olsaydı yer değiştirmeyi ya da ters zincir kuralını kullanabilirdik öyle değil mi? Buraya 5 bölü 6 yazmak kaydıyla buraya 6 bölü 5 koyabiliriz. 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 5 evet sabit değerleri ya da ölçeklendirme sabitleri diyelim. Bunları integralin içine ve dışına bu şekilde yerleştirmemizde bir mahsur yok. Devam ediyorum eşittir 5 bölü 6. Buradaki ters türev oldukça kolay öyle değil mi? Burada 6 bölü 5 t'nin türevi olduğuna göre ters türevi 6 bölü 5 t'ye göre alabilirim ve bu U dönüşümünden başka bir şey değil. Evet, eğer U dönüşümü yapıyorsak bu U, bu da dU olacak. 5 bölü 6 çarpı e üzeri 6 bölü 5 t belirsiz integral olduğu için buraya bir de artı c eklememiz gerekir. İsterseniz bunun türevinin e üzeri 1,2 t'ye eşit olduğunu da kontrol edebilirsiniz. Devam edelim. Eşittir. Bu kısmın ters türevi 5 bölü 6 çarpı e üzeri 6 bölü 5 t. Bunun yani 2 t'nin ters türevi de t kareye eşit olduğuna göre eksi t kare yazalım. Şimdi bir de ifadenin 5'te ve 2'de aldığı değerlerin farkını bulmamız lazım. T 5'e eşitken 5 için kırmızıyı kullanacağım. Evet T 5 iken 5 bölü 6 çarpı E üzeri 6 bölü 5 çarpı 5. E üzeri 6 eder eksi 5'in karesi yani 25. Bundan bir de T'nin 2'ye eşit olduğu durumu çıkarmamız lazım. 5 bölü 6 çarpı e üzeri 6 bölü 5 çarpı 2. 12 bölü 5 eder. Bu da 2,4'e eşittir. Eksi 2'nin karesi yani 4. Peki bunun sonucu nedir? Bu işleme farklı şekillerde yaklaşabiliriz. Burada 5 bölü 6 ve burada da 5 bölü 6 olduğuna göre 5 bölü 6 parantezini alabiliriz. 5 bölü 6 çarpı e üzeri 6, e üzeri 2 virgül 4. Sonra bir de eksi 25 ve eksi yani artı 4 var. Bu da eksi 21 eder. Sonucu bulmak için bir hesap makinesine ihtiyacım olacak. Evet, hemen bilgisayarın hesap makinesinden yardım alalım. e üzeri 6, 403 virgül bir şeyler. Eksi e üzeri 2 virgül 4. Eşittir parantezin içindeki işlemin sonucu. Çarpı 5 bölü 6 çarpı 5 bölü 6 da buna eşit. Bir de eksi 21. Evet, eksi 21. İşte bu. Bunu en yakın yüzde birliğe yuvarlarsam 306,00 elde ederim. O halde yaklaşık olarak 306,00'a eşittir diye not ederim. T eşittir 2 ile T eşittir 5 arasında nüfus yaklaşık olarak kaç kişi artmıştır sorusunun cevabı yaklaşık olarak 306 kişi. Hemen not not edeyim yaklaşık olarak 306 kişi. Peki kasabanın t eşittir 5'teki nüfusu nedir? Kasabada t eşittir 2'de 1500 kişi olduğuna ve nüfus bu aralıkta 306 kişi arttığına göre artı 306 sonuca çok az kaldı. t eşittir 5'teki nüfus 1806 kişidir.